Böyle bir delikle karşılaşıyorsunuz. Derine doğru inen bir merdiven. Dar, tek kişinin ilerleyebileceği kadar bir alan. Eski insanlar bunu neden oluşturdu? Şöyle biraz eskiye gidersek, yani milattan öncesine inersek, Anadolu'da birçok krallık, birçok medeniyet yaşadı. Ve bu medeniyetlerin döneminde, yani düşünün, küçük bir köysünüz ve bir krallık, örnek diyorum Kapadokya krallığısınız ve size örnek diyorum Pontus krallığı saldıracak. Ve Pontus krallığı size saldırdığında sığınacak bir yeriniz olması lazım. Siz bir asker değilsiniz. Köyde yaşayan bir insansınız ve bu alana o insanlardan geçici olarak da olsa korunmak için yapılan bir alanda. Bu yeraltı şehirleri dönemin en önemli korunma alanından biriydi. Yani daha çok sığınma, yani yaşamı uzatmak, nefes almayı biraz daha uzatma alanı olarak görüyorum ben. Kaleler ve yeraltı şehirleri arasındaki fark budur. Yeraltı şehirleri kalelere göre biraz daha eskidir. Yani her kaleye göre değil ama Türkiye'deki birçok kaleden yeraltı şehirleri daha eskidir. O yüzden bu alanlar eski dönemde, yani buna Hititlerden tutun, Tabalılardan, Kapadokya'dan, Bergama, Pontus, Ermeni Krallığı, yani aklınıza gelebilecek birçok krallığı buna sayabiliriz. Bu Roma için de geçerli, Bizans için de geçerli. Çünkü Hristiyanlığı kabul eden Doğu Roma'yı katletmeye çalışıyordu. Nedeni tamamen Hristiyanlığı seçtikleri içindi. Şimdi içeri geliyoruz. Bir insanın, bir köyün veya bir kentin sığınma alanına ineceğiz muhtemelen. Şu anda diyorum içeri inmedim. Nasıl bir görüntü, neyle karşılaşacağız onu da bilmiyorum. Ama girip görmek istiyorum. Çok geniş değil. Öncelikle onu belirteyim. Çok dar da değil. Orta bir girişi var. Ve girdikçe de görmüş olduğunuz gibi merdivenler aşağı doğru iniyor. Şöyle bir önce teyit amaçlı bakıyoruz. Tünel gidiyormuş gibi. Ses de eko var. Ya uzun bir tünel ya da bir oda olacak içeride. Çünkü insanlar bu kadar küçük yapmasının nedeni tek insanın girebilmesi içindi. Görmüş olduğunuz gibi onlarca hayvan sıcaktan bunaldığı için kelebekler, sinekler bu alana doluşmuş durumda. Şöyle yapalım. Gidişimiz devam ediyor. Bu alanları oluşturmak, düşünün, mantık çerçevesinde yapılıyordu ve yaşam için kısa bir zamanlığına da olsa istilalardan, savaştan ve özellikle de kış aylarından korunmak için bu alanlar yapılıyordu. Şu anda oturarak ilerliyoruz. Dediğim gibi çok zor değil ama aşağı doğru indiğimiz için oturarak buradan yavaş yavaş merdivenlerden iniyoruz. Dediğim gibi bir odaya açılacağımızı söylemiştim. Çünkü sesimiz eko yapıyordu. Şu alanlar ışıklandırma alanları. Şu görmüş olduğunuz kısımlar, yani şuralar. Buralara ışıklandırma kandillerini koyuyorlardı ve bu şekilde girerken çıkarken, şu anki bizim gibi fenerleri yoktu onların. O yüzden kendileri o şekilde aydınlatma yapıyorlardı. Çift yönlü bir aydınlatma alınmış. O da derin mi değil mi bilmiyorum. Bir kuyu mu onu da bilmiyorum. Ama şu görüntüye bakılınca bir kuyuya inmiş gibi bir görüntüye sahip. Evet. Çok sinek var arkadaşlar. Özellikle sivriler çok fazla. Evet. Bir yeraltı savunma alanı. Burada büyük bir oda açılmış. Hatta inelim aşağıya önce. Evet. Şu şekilde bir odaya inmiş durumdayız. Işığımızın gücü yetmediği için şunu kullanalım. Bakın tünelimiz hala gidiyor. Burada bir yeraltı savunması demiştim. Ve dediğimde de haklı çıktık. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir tilki iskeletini görüyorsunuz. Uzun zaman önce kendisi bu alanda ölmüş. Biz ilerleyişimizi devam ettireceğiz. Önce bir lambamızı ayarlayıp ve devam edeceğiz. Şimdi o küçük dar alandan biraz daha geniş bir alana gidiyoruz. Yine bayır aşağı, yani yamaç aşağı doğru indiğimizde ister istemez biraz zorluk çekeceğiz. Bu kadar derin bir alan açılıp da ucu normal bitiyorsa muhtemelen yarım kalmış bir alandır. Yine aynı şekilde aydınlatma yapılmış. Ama şimdi kayadan çıktık. Daha çok
Bimiz bir toprağa gelmiş durumdayız. Evet. Hala iniyoruz aşağı doğru. Bakalım. Buranın ucu. Deminki yamaçtaki döşlerden, oradan da yaşam alanlarından da çıkabiliriz. Şu anki çünkü döndürmeden dolayı aşağıdaki odaya ulaşabiliriz. Herhangi bir savunma taşı alınmamış. Yani savunma kapısı alınmamış. Tamamen normal bir düz tünelde ilerliyoruz. Evet. Karşımıza çıkan kısımda bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bir geçebilirsem arkadaşlar. Lambamızı buraya koyalım. Çünkü enerjisi, bataryası çok az. Buradaki tenekeler içeride yapılan çalışmaların görüntüsü. Burada uzun süre yarasalar yaşamış. Belki de hala vardır. Bilemiyorum. Bu görmüş olduklarınız yarasa gübreleri. Şimdi bakıyoruz. Bir havalandırma deliği yapılmak istemiş. Ama ne yazık ki yarım kalmış. Bu kadar tüneli şu görmüş olduğunuz, şu girmiş olduğumuz küçük alan var ya arkadaşlar. Buradaki küçük alan, yani kaça kaç diyelim. Şöyle baktığımda 3'e 3, yani 9 metrekarelik bir alan için. Çünkü yaklaşık 6-7 tane kaya mezarı vardı. Bunlar kaya mezarını eve dönüştürmüşlerdi. Ve 6-7 kaya mezarında yaşayan aile buraya sığınıp burada geçici bir süreliğine kendilerini koruma altına alabiliyorlardı. Yani şuradan, şu görmüş olduğunuz aradan bir yer vardır deyip de kazmak çok da doğru değil. Çünkü arkadaşlar zaten yapan zamanında buradan bir havalandırma deliği açmaya çalışmışlar. Ama başarılı olamamışlar. Buradan da başka tünelin devamı vardır diye şu görmüş olduğunuz alanda bir çalışma yapılmış. Yanlış bir çalışma. Şu görmüş olduğunuz kısım havalandırma deliğinin yapılabilmesi için oluşturulmuş alanda. Şimdi buradan tekrardan çıkalım diyorum ya. Şurada kazı yapan arkadaşların kovaları. Kovaları burada bırakmışlar. Görmüş olduğunuz gibi. 3 kovayla çalışıyorlarmış. Şurası odanın şeklini görebiliyorsunuz. Şu tarafa doğru uzanan, burada da yine aynı şekilde odayı ışıklandırmak ve özellikle odada yanacak olan kandilin hava alması ve insanların bu alanda çok sıkışıklığında hava alabilmesini, havalandırma deliği açmaya çalışmışlar ama maalesef bunu başaramamışlar. Şimdi tekrardan gelmiş olduğumuz uzun tüneli geçeceğiz. Şu lambamızı da alalım. Evet, şu kısmı geçersek arkadaşlar başlangıç yerini ve şu anki girmiş olduğumuz o küçük başlangıç kısmının arkasından taşla bu alanı kapatıyorlardı. Giren çıkan, yani gelecek insanlar da buradaki insanlara zarar veremiyordu. Tabii ki de uzun süreli dayanacak bir alan değildir. Şimdi buradan çıkalım. Diyorum ya, inerken biraz rahat indik. Ama çıkarken ister istemez dengemizi kaybedebiliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde. Toprağın arasındaki geçişleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar, yani derinliğe indikçe kayanın yapısının da değiştiğini gösterebiliyor. Evet. Şimdi şöyle. Bu tünelleri aşmak kim bilir insanların ne kadar zamanını aldı. İçeride bir havalandırma deliği olmadığı için ister istemez nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü derinliğe indikçe oksijen seviyesi maalesef bayağı bir düşüyor. Şimdi devam ediyoruz.
son yerindeyiz. Bir kuyu sistemi gibi alan. Muhtemelen şu görmüş olduğunuz çıktığımız alan. Yani şu girişi de kapatıyorlardı. Burada bir oda. Odadan aşağıdaki odaya giden bir tünel. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çıkalım. Küçük dar alandan çıkarken biraz zorlanacağız. O yüzden şu şekilde. Evet. Rahat rahat indik. Biraz sıkıntı çekerekten çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, gün yüzünü görmüş durumdayız. Şu şekilde oturalım. Şimdi dediğim gibi bu alanlar sadece Bizans'a, Roma'ya bağlamak mümkün değildir. Bu alanlar dediğim gibi bu bölgede yaşamış onlarca krallık, onlarca hanedan var. Adını bilmediğimiz, sanını bilmediğimiz birçok